Bir de şimdi yeni havalimanı Ekim ayında artık 29 Ekim'de. 29 Ekim'de kullanılacak. Geçen hafta Cumhurbaşkanı uçağı oraya indi. Evet. Onu gördük. Herkes merak ediyor. Şimdi Atatürk Havalimanı çok merkezi bir noktada. Yoğun bir trafik, uçağa yetişme telaşı. Oraya bugün Hürriyet Gazetesi'nde bir haber yapılmış. Sen istersen oradan al, devam et. Uğur Cebeci'nin haberi, yeni havalimanına ulaşmak için en büyük sıkıntı taksi. Gitmek mi zor, dönmek mi deniyor. Niye böyle bir haber yapılmış? Şöyle... Şimdi biliyorsun Atatürk Havalimanı'nda veya işte Sabiha Gökçen Havalimanı'nda oranın taksileri var. Ve uçaktan indin, kısa mesafeye söylediğin zaman biraz taksici şikayet ediyor. Evet, yani mesela Ataköy'e gitmek istiyorsan, Halkalı'ya gitmek istiyorsan biraz şikayet ediyor. Daha uzun mesafe arıyor. Ama 3. Havalimanı'nda tam tersi bir durum söz konusu. Neden? Çünkü örneğin Taksim'den Atatürk Havalimanı bugün işte... Değişik yollardan gidebilirsin ama yaklaşık 50 kilometre diyelim. Tabii. Şimdi diyelim ki Taksim'den sen Atatürk yeni 3. Havalimanı'na gideceksin 50 kilometre. Taksi oraya gitti 137 lira yazıyormuş yeni havalimanı Taksim'den yeni havalimanına. Ama oradan dönüşte müşteri bulamayacak, sıkıntı. İkincisi ya da yeni havalimanından şehir merkezine geldi taksi. Hı hı. Dönüşte... Oraya geri dönmesi gerekiyor ama oraya müşteri bulması çok zor. Dolayısıyla kar edememe durumunun olabileceği söyleniyor taksiciler tarafından. Burada istersen kısacık söyleyelim merak edenlere, İstanbul'da yaşayanlara. Taksim'i söyledin 137 lira yeni havalimanına. Beşiktaş'tan 139 lira, Bakırköy'den 144 lira, Avcılar'dan 147 lira... Kadıköy'den de 64 kilometre 168 lira. Tabii aslında çok kısa mesafe karlı olmuyor ama orta mesafeler zannediyorum ve tabii dönüşte müşteri alabilecekleri yerler çok daha avantajlı. Yani havalimanına dönmeseniz Yeşilköy'e dönersiniz, Bakırköy'e dönersiniz, Kadıköy'e gitseniz. Ama civarlara gelirsiniz ama yeni havalimanı etrafında öyle bir yerleşim olmadığı için o bölgeye sizi taşıyacak tek kişi, tek müşteri havalimanına gidecek müşteri. Şimdi onu arayacak taksi. Aynen, taksi esnafı da diyor ki işte bu mesafe çok uzun, biz giderken de dönerken de müşteri bulamayacağız. Dolayısıyla günde belki bir defa iki defa gidip geleceğiz, günü ayrıca, bitireceğiz. Ayrıca kullanan müşteriler için de çok önemli. Ama tabii burada tabii her zaman olduğu gibi büyük şehirlerde en önemli çözüm toplu taşıma. Bu da metro, muhtemelen hızlı özel, tren. Hem onlar hem de havalimanı için özel taşıma otobüsler daha yoğun kullanılacak. Evet, galiba. Mesela Atatürk Havalimanı, Sabiha Gökçen, diğer havalimanlarında nasıl otobüsler var? Evet, çok yoğun kullanılıyor, makul fiyata. Bunlar daha çok yoğun ilgi görecek. Diğer taraftan hızlı tren, metro, işte toplu taşıma çok daha uygun ve çok rağbet görecek gibi gözüküyor.